Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda bugün birebir ÖSYM 7'den devam edeceğiz olasılığa. Doğa dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütunda olacak biçimde 3 sayı rastgele seçiyor. Buna göre Doğa'nın seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi rastgele ne demiş? Her biri Farklı satırda ve farklı sütunda olacak şekilde 3 sayıyı seçiyor. O zaman bakın şimdi mesela ben diyelim buradan başladım. Artık bu satır ve sütundan seçemem. Yani ne ne diyeceğiz o zaman? Tabii anlam için gidip saçma sapan ortadan başlamanın anlamı yok. Ben sadece bir tane örnek gösterdim. Örnek diyelim gittin hani buradan başladın. O zaman artık bu satır ve sütun da iptal. O zaman biz düzenli görelim. Yani her satır ve sütundan sadece bir seçim yaptığına göre. Birinci satırdan 3 seçimden birini yaptın mesela tamam mı? Sonra artık burada bu ve bu gitti. İkinci satırdan iki hakkın kaldı diyelim bunu seçtin. O zaman burası ve burası gitti. Son satırdan bak bir hakkın kalıyor. Dolayısıyla burada toplam altı tane seçeneğimiz var. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz peki? Hepsinin tek sayı olması için ne olabilir? Bir. Bir kere burada bir ve üçten birini seçebilirim. İki tane durumum var. Örnek biri seçtim mesela tamam mı? O zaman artık burası ve burası kapandı ya. Böylece elimde sadece bakın ne kaldı? 5 kalmış oldu. O zaman bir durum. Sonra burayı da seçtim gitti. Elimde zaten sadece 9 kaldı. E hocam siz gittiniz. Birden başladın. Sorun değil ki bak 3'den başla. 3'ü sildim. Gitti. Elimde bir tek ne kaldı? 5. Elimde bir tek ne kaldı? 7. Gördüğünüz gibi gerçekten 2 tane durum yukarıda. Tüm durumda 6 tane cevap 1 bölü 3 yaptı. Aslı'nın cüzdanında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, otobüs kartı ve kredi kartı olmak üzere 4 kart bulunmaktadır. Aslı kredi kartını bulmak için cüzdanından rastgele bir kart çıkarıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak cüzdanından rastgele bir kart daha çıkarıyor ve kredi kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Aslı'nın kredi kartını ikinci denemede bulma olasılığı kaçtır? Şimdi o zaman 1 bölü 4 olasılıkla ilk seferde bulamadı. E pardon 3 bölü 4 olasılıkla. Çünkü kredi kartı normalde 1 tane. Geri kalan yanlışlar 3 tane. 3 bölü 4 olasılıkla kredi kartını bulamadı ama yanında artık. Geriye ne kaldı? Bir kimlik, bir kredi kartı, bir atıyorum kimlik kartını seçti buradan. Bir kredi kartı, bir otobüs, bir de ee, öğrenci kartı kaldı. Artık buradan doğru bulması için ne yapması lazım? 1 bölü 3 olasılıkla. İşte bütün olay bu. Cevabımız gördüğünüz gibi 1 bölü 4 geldi. Ee, yanlış olanı ayırdığımız için 3 durum içinden bir tanesi doğru olacak. Aşağıdaki şekilde 1 adet büyük boy, 2 adet orta boy, 3 adet küçük boy şekerlik ile büyük, orta ve küçük boy şekerliklere ait birer kapak verilmiştir. Bu kapaklar ait oldukları boydaki bir şekerliğin veya ait oldukları boydan daha küçük boydaki bir şekerliğin üstünü kapatabiliyorken ait oldukları boydan daha büyük boydaki bir şekerliğin üstünü kapatamıyorlar. Buna göre rastgele seçilen bir kapağın rastgele seçilen bir şekerliğin üstünü kapatabiliyor olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada bir kere tüm durumumuz ne olacak? 3 tane kapaktan birini seçeceğim ve e, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de e tencere, neydi o? Şekerlikten birini seçeceğim. Normalde tüm durumum bu. Rastgele bir kapak seç, rastgele de bir tane şekerlik seç. İstediğim ne? Kapatması. O zaman birinci durum. Ben eğer bu büyük kapağı alırsam. Büyük kapağı aldığım zaman birin birlisi. Ne diyordum? Payda görmeden pay görüyormuş gibi düşünür. O zaman böylece istediğim ne söylerim? Büyük kapağı aldığım zaman istediğim altısından birini alma hakkım var hepsini kapatır. Büyük veya küçüğü kapatabiliyor çünkü. Eğer ortanca kapağı alırsam birim birli sen yani seçtim manasını birim birli istiyorum yoksa yazmama gerek yok. Eğer bunu alırsam ne olacak? Böylece buradaki 5 tanesinden birini seçebilirim. Eğer küçük kapağı seçersem buradaki 3 tanesinden birini seçebilirim. İşte olay bu. Payda rastgele yapılır. Pay sanki görüyormuşum da özellikle seçiyormuşum gibi yapılır. Böylece 6 artı 5 artı 3 bölü 18 oldu. Yani 14 bölü 18'den 7 bölü 9 geldi arkadaşlar. Fena bir soru değil. Zor değil, kolay değil. Kolay değil değil yani Gerçi kolay, şimdi ben böyle deyince bazen hayır ya çok kolay diyenler oluyor. Olasılık tarzına göre bence fena bir soru değil. Ama zor olmadığı net yani. Bir internet sitesine, ya bu arada zor olması kolay olması çok önemli. Sınav anında biz o performansı gösterelim. Zor sorunun da kolay sorunun da değeri bir puan. Bazen o yanlış anlaşılıyor. Zor soru daha iyi puan getiremiyor. Allah korusun çok zor bir soru yaptın. 2021 polinom sorusunu yaptığını düşün. Gittin en basit soruda patladın. Sıfırlanıyor olan. Yani yine aynı net. Senin için 30 net yaptım ama ben en zor soruyu yaptım. Benim hakkım yok mu? Şimdi o zor kime göre zor çok göreceli bir kavram ya. Ben o zaman o zorluğu kendim belirlersen bu sefer sen şunu diyebilirsin. Ya siz buna zor diyorsunuz ama bu bana daha zor geldi. O yüzden hiç o şeylere girmiyor ÖSYM. E. Standart sapma net üzerinden var. Ortalama üzerinden var. Kesinlikle zor soruya çok puan yok. Bir internet sitesine giriş yapabilmek için kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın içinden arabaya ait parçaların e, bulunduğu tüm kareleri seçerek onayla butonunu tıklaması gerekmektedir. Buna göre bu siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraftan rastgele 4 farklı birim kareyi seçip onayla butonunu tıklamıştır. Eda'nın bu siteye giriş yapabilme olasılığı kaçtır? Şimdi rastgele tıklıyorsa 9'un 4'lüsü. İstediğimiz ne? Buradaki ne, direkt net 4'ün 4'lüsü. Bu kadar. Böylece 1. Çünkü istediğim sadece o 4'üne tıklaman. Ve seçtim bakın. Seçmekte sıralama yok. Seç ve bırak. Tıkla ve bırak. Önce buna bastım sonra buna bastım değil. Sonuçta önemli olan 4 tane oraya basmak mı? Evet. Böylece 9 çarpı 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Ee, burada ters çevirelim. 5 faktöriyel 4 faktöriyel 9 faktöriyel ve e 9 faktöriyelin içinde ne var? 9 8 7 6 5 faktöriyel. Yukarıdaki 5 faktöriyeller gitti. 4 faktöriyel 24. Buradaki 8 kere 6 48. 14 çarpı 9'dan 1 bölü 126 geldi. E şıkkı oldu bakın bu da. Aşağıda üzerinde 7, 9, 11, 13 yazı sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Asiye kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur. İddiasında bulunuyor. Bu iddia doğru olduğuna göre Asiye'nin yaşı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar şu dikkatimi çekiyor. Ee, 11' ile şöyle bakayım bir 11 ile 9'un toplamı 20 gördüğünüz gibi 13 ile 7'nin toplamı 20 bak bunların ikisinin toplamı aynı geldi 13 ile 11'in toplamı 24 sonra 13 ile 9'un toplamı 22 başka e, 9lu 17 ile, ile 9'u yapmadık e, 16. Bir de neyi yapmamış olduk 7 ile 11 yapmadık 18 4'ün ikilisi 6 tane burada seçenek var 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi Ve ne demiş 6 seçenekten ikisini seçecek yani o ikisi hangisi 20 20 eğer diyor bu ikisini seçersem demek ki onu seçmiş Yaşı 20 olduğu için yaşının geldiği durum 2 tane tüm durum 6 tane Demek ki bu kızın yaşı 20 oldu. İşte bu şekilde biraz da mantık oyunu olan fena olmayan bir soru. Burada hocam tek tek yapacak mıydık? E tabi bilerek de sana çok rakam ver, çok sayı vermemiş ki. Tek tek topla. E, tek tek toplayarak iki tanesinin aynı olduğunu gör mesajı. Evet son güzel bir soruyla bitiriyoruz. Rıza sadece bir yüzündeki harf yazılı olan şekil birdeki küpleri e, düzenekle düzenekte yerlerine tam yerleştirerek adını yazmak istiyor. Rıza adını yazarken e, küplerin harfleri yazılı olan kısımlarını yerleştiriyor. Doğru sırayla fakat harflerin nasıl duracaklarını karıştırdığı için yerlerini rastgele yazıyor. Buna göre Rıza'nın bu küpleri kullanarak adını doğru yazma olasılığı kaçtır? Şimdi düzen böyle gördüğünüz gibi. O zaman ya buradan bakınca düzgün ya buradan bakınca düzgün olması lazım. Yani ya böyle Rıza olması gerekiyor ya da işte Mesela buradan baktığımız zaman böyle rıza gördük. Ya da şuradan baktığını düşünün. Şöyle bir görüntü olması lazım değil mi? Ee, o A'yı çizemedim. Şey Z'yi çizemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. O Z nasıl görünür? Ha, böyle. Gördüğünüz gibi buradan bakan kişi de o zaman Rıza'yı yine doğru okumuş olur. Sonuçta biz şöyle tepeden baktığımız zaman arkadaşlar Rıza'nın doğru yazılması önemli. Ve doğru görüntüde yazılması önemli ve Rıza yazısının okunması önemli. Ben sonuçta dediğim gibi Rıza'nın nereden baktığını görüyor muyum? Buradan da olabilir, buradan da olabilir. Sonuçta ikisi de doğru durum. Normal bu da doğru, o da doğru. O yüzden yapıyorum şimdi. Rıza'daki R dört yöne doğru gider değil mi? Bu yön, bu yön, bu yön ve bu yön. Örnek R'yi biz şöyle de görebiliriz. Bu şekilde çünkü küp bakın arkadaşlar yön olarak görelim. Ya bu yöne doğru koyar ya bu yöne doğru ya bu yöne doğru ya bu yöne doğru. O zaman R'nin dört tane konumu var. I'nın sadece ve sadece böyle e, dört defa da çevirseniz görüntü ya I ya da böyle düz çizgi şeklinde. O zaman onun iki tane durumu var. Z'nin yine dört tane durumu var. Ve A'nın dört tane. A kolay olduğu için Z'yi çizmek biraz zor. A'yı göstereceğim bakın böyle. E, böyle ve böyle. Gördüğünüz gibi zaten size tüyo vermek için A'yı bak böyle yapmış gördünüz mü? O yüzden A'nın da dört tane durumu var. Bunlardan iki tanesi doğru görüntü. Yukarıdan e, karşıdan bakınca rıza bu kısımdan bakınca yine rıza düzgün yazılmış vaziyette oluyor. Dolayısıyla 2 bölü 128'den cevap bakın 160 şey 64 geldi. Böylece olasılıkla ilgili birebir ÖSYM sorularını bitirdik. Bakın zor sorular değil tamamen e, temel olasılık permütasyon kombinasyon binom, e, binom kullanmadık pardon mantıklarını kullanarak yapacağımız sorular. Şimdi tabii ki biz Böyle daha da kaliteli, daha da güzel, enteresan yorumlar, yapmamız gereken soruları da görelim. Çünkü işimiz bizim sadece konu anlatım yap, birebir ÖSYM ile kendini rahatlat değil biliyorsunuz. Üzerine koyarak gitmek. O yüzden şimdi beceri temellilerle çok güzel yorumlar yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Orada çok güzel sağlam soruların olduğunu söyleyeyim. İyi çalışmalar.